Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz öğrenci ve eğitim koçu Özlem Kabataş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Özlem Hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. İlk soruyla hemen başlıyorum. Sınav hazırlık gruplarında sürdürülebilir ve doğru çalışma temposu nasıl elde edilir? Evet. Şöyle, çalışma temposu öncelikle belirtmem gereken bir kriter var bu konuyla alakalı. Hep aynı oranda bir tempodan bahsetmiyoruz aslında. Değişim arzu ettiğimiz bir şey. Öncelikle tüm öğrenciler için bunu belirtmek istiyorum. Kimi zaman çok artabilir, kimi zaman azalabilir. Peki bunun için ne gerekli? En temel ve en önemli nokta kesinlikle hedef belirlemek. Kimi zaman bu öğrenci için bir üniversite olabilir. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyacağım, Ankara Üniversitesi'nde okuyacağım gibi. Kimi öğrenciler için meslek olabilir. Biliyorsunuz kimisi küçüklükten itibaren ben doktor olmak istiyorum diyebilir. Kimisi yazılım mühendisi olmak istiyorum diyebilir. Bir başka hedef yüzdelik dilim diyelim veya LGS öğrencisi için yüzdelik dilim olabilir. %1'lik dilime, %3'lük dilime gireceğim isteyebilir. Veya Türkiye sıralaması olabilir. Yani ben ilk 10.000'in içerisinde olursam bir tercih yapacağım isteği olabilir. Dolayısıyla aslında sonuca geldiğimizde bütün bunların başlangıç noktası mutlaka bir hedefimizin olması diyebilirim. Evet. Şimdi ebeveyn olarak sınav çocuğumuz varsa hep beklentimiz çocuğumuz yüksek motivasyonlu, sürekli çalışsın. Hep böyle bir beklenti içine gireriz ama sürekli bir yoğun çalışma temposu, yüksek motivasyon mümkün müdür? Yani şöyle, bu nasıl ki yetişkin insanlar için mümkün değilse, nefesimiz, soluğumuz kesilirse, evet, aynı şekilde çocuklar için de geçerli değil. Çünkü bu bir süreç meselesi. Yani sınava hazırlandıkları dönem en az bir yıllık bir süreç. Dolayısıyla bunun ilk 6 ayında bütün konuları bitirmiş olmak, bütün derslere çalışmış olmak, bütün denemeleri çözmüş olmak ancak soluklarını da keser. Halbuki bu işin anahtar noktalarından bir tanesi bunu sınav belki gününe kadar doğru bir şekilde parçalara bölerek götürmektir. Dolayısıyla yoğun bir tempo doğru bir iz veya doğru bir hedef değil diyebiliriz. Peki hocam bir kursa gitmek, özel ders almak ya da bununla ilgili öğrenci koçundan destek almak bütün problemleri çözer mi? Bazı öğrenciler o kadar hazır geliyorlar ki, yani o kadar artık belli bir noktaya gelmiş oluyorlar ve bir tane desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Yani bir deneyime ihtiyaç duyuyorlar. Bir öğrenci koçundan, bir kurstan destek aldıkları an sihirli bir değnek değmiş gibi olur. Çoğu zaman anne babalardan duyarız biz. Ya bu sene bir şey oldu çocuğa, inanılmaz derecede ders çalışıyor, netlerine çok ciddi yansıyor diye duyabiliriz ama bu daha az bir kesim için geçerli ve bizim konuştuğumuz bu kesim değil aslında. Daha çok eksiği olan, ihtiyaç duyan çocuklar tabii ki kursun kapısından içeri girdim diye veya özel ders alıyorum diye maalesef müthiş bir değişiklik olmuyor. Günün sonunda öğrenciye çok fazla düşen bir yük var. Mutlaka işte kursa gidiyorsa denemelerine katılmak zorunda, derslerini mutlaka takip etmek zorunda. Bir öğrenci koçuyla çalışıyorsa birlikte karar verdikleri hedef doğrultusunda, birlikte aldıkları ya da yaptıkları programa uyma gayret içerisinde olması gerekiyor. Hatta diyelim ki program uymadı, evet bu bana uymuyor, burada şu değişikliği yapabilirim şeklinde mutlaka geri bildirimde bulunması gerekiyor. Yani çaba sarf etmesi gerekiyor. Ben kursa gittim, özel ders aldım ama hiçbir şey olmadı diyorsa mutlaka orada bir emek eksikliği vardır. Üzerine düşen görevi yapmamıştır diyebiliriz. Peki özellikle üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımız için soruyorum. Farkında olmadan çok sık yaptıkları hatalar var mıdır? Kesinlikle bu noktanın ben anne babalar hem de öğrenciler tarafından dinlenmesini çok rica ediyorum, isterim. Çünkü çok tehlikeli bir şey var yaptıkları, özellikle YKS grubu öğrencilerin, yani üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ve maalesef sınava girinceye kadar, hatta sonuç gelinceye kadar farkına varmıyorlar. Anne babalar da zamanında müdahale etmediği için ipin ucunu kaçırmış oluyorlar. Nedir bu? Birazcık da pandemiyle hayatımıza giren işte çocukların ben evden ders çalışabilirim, ben kendim halledebilirim mantığı. Ve bu doğrultuda bir süre sonra
öğrenci 12. sınıf öğrencisi olsa bile, yani okula gitme zorunluluğu olsa bile bir süre sonra ben evde denememi çözmek istiyorum. Ben evde daha çok rahat ediyorum cümlelerini çok yoğun duymaya başlıyoruz. Şimdi düşünün, anne ya da babasınız, çocuğunuz geldi size diyor ki ben okula gitmek istemiyorum çünkü okulda gürültü var, işte sınıf sıcak, sınıf soğuk, güneş yandan geldi, arkadaşım rahatsız etti gibi söylemlerde bulunduğunda, ki ben buna bahane diyorum çünkü hakikaten birazdan söyleyeceğim şeyler sonucunda bunların bahane olduğunu anlayacağız. Anne baba diyor ki evet ya çocuk doğru söylüyor, rahatsız olacağına burada daha iyi ders çalışıyor, evinde ders çalışsın. Ev ortamını düşünün, ışık istediği gibi, odasının sıcaklığı istediği gibi, asla gürültü yok. Evet, bilgi ve becerisini, daha doğrusu kazanımla ilgili eksiklerini odasında çok daha iyi tamamlıyor olabilir. Velev ki öyle, aslında böyle olmuyor ama çünkü tek başına çalışan bir çocuğun hayal dünyasına daldığını gözlemliyoruz, telefonla aslında uğraştığına şahit oluyoruz. Diyelim ki bunların hepsini bir kenara bıraktı ve gerçekten ders çalıştı. Tamam, bilgi ve becerisinde eksikliğini tamamlıyor olabilir, kazanım eksikliğini tamamlıyor olabilir ama bu sınav akademik bilgi ve beceriyi ölçmenin yanı sıra aslında stresinizi de kontrol etme meselesi. Ev ortamında bununla ilgili en ufak bir deneyimi yok çocuğun. Çünkü her şey istediği gibi zaten. Dolayısıyla ne yapıyor? Sınava %50'si için hazırlanıp, %50'lik kısmı için hazırlanıp geri kalanını unutuyor ve sınava girdiğinde şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Evet, sınava giriyor. Anlam veremediği bir şekilde yetiştiremiyor sınavı. Aslında iyi geçti gibi geliyor ama sınav sonucuna bir bakıyor. Belki ilk 2000'de, 3000'de yer almayı planlarken çünkü ne yaptığını bile hatırlamıyor. Neden? Çünkü sınavın %50'lik kısmı ile alakalı bir hazırlık yapmadı bu çocuk. Oradaki stres kontrolüyle ilgili bir şey bilmiyor. Oradaki duygusunu nasıl yöneteceğiyle alakalı bir tecrübesi yok. O yüzden benim ricam şu, sevgili öğrencilerin mutlaka bir eğitim çatısı altında, evet şikayet etseler de gürültünün olduğu ortamda, belki bazen sıcak, bazen soğuğun olduğu bir ortamda, farklı duygu durumlarıyla karşılaşarak ve farklı stresleri yaşayarak tecrübe edinmeleri lazım. Şikayetçisi olsalar bile bunların onlara çok şey kattığını bilmeleri lazım. Dolayısıyla anne babaların da mutlaka çocuklarını bu eğitim kurumlarında deneme sınavlarının olması konusunda desteklemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki Özlem Hocam, sınav döneminde biraz bahsettiniz ama annenin babanın rolü ne? Anne baba, az önce söylediğim konudan başlayarak söyleyeyim. Zamanında müdahale, zamanında mutlaka iletişimde bulunulması gerekiyor. Yani sınav senesi gelmiş bir çocukla, bizim ülkemizde özellikle babalar birazcık daha yoğun tempoda çalıştığı için çocuklarla çok ilgilenmeyip sınav sonuna doğru işte sen zaten her işini böyle yapıyorsun, sen zaten çalışmayacağını biliyordum gibi cümleler kurulduğunda maalesef bunun hiçbir anlamı yok. Hatta çocuğun öfkesini kazanmaktan, çünkü karşınızdaki bir de üniversiteye hazırlıkta olsa, liselere giriş sınavı hazırlığında olan bir çocuk için bile olsa en nihayetinde ergenlikte ve onun öfkesini kazanmaktan başka bir şey değil. Bir kere iletişim halinde mutlaka olmamız gerekiyor. Doğru iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bakın, burada bahsettiğim şey çok zaman geçirmek değil. Yani ben çocuğumla işte günün 24 saatini mutlaka işte en az 6-7 saat ilgilenirim. Bu değil demek istediğim. Çünkü günümüz artık hem anne hem baba için de sorumluluklar açısından aslında yüksek sorumlulukların olduğu bir dönem. Belki iş yoğunluğu fazla. Bundan bahsetmiyoruz. Bu ayrıca bir konu olabilir. Hatta gerçekten ayrıca bir konudur. Ama bahsettiğimiz şey çok uzun vakitler geçirmek değil, doğru sohbet etmek, dinlenildiğini hissetmek. Yani her dediğine doğru bir, her dediğine mutlaka evet senin dediğin doğru çocuğum, sen haklısın, biz sen ne dersen yaparız demek değil. Dinlenildiğini hisseden bir çocuk, siz onun yanlış yaptığını söyleseniz de, söylediğinizde, en başta karşı çıksa da emin olun onun özü, sizin onun için iyi bir şey söylediğinizden emin olur. Dolayısıyla benim burada en temel söylediğim şey, dediğim gibi bu ayrı bir konu başlığı olabilir. Gerçekten üzerine saatlerce konuşulur ama doğru iletişim, zamanında iletişim ve açık iletişim. Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz öğrenci ve eğitim koçu Özlem Kabataş ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.